Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu Keloğlan modelini çalışacağız. Hepinize kolay gelsin. Hemen yanına zürafa bağlayarak, araya iki tane zürafa bağlayarak devam ediyorum hanımlar. Bir kısmını çalıştığım için yanına devam ediyoruz. İki arada boş zürafa var. Üçüncü zürafamı bağlayarak o zürafada geri döneceğim. Bu son bağladığımız zürafaya geri dönüyoruz ipimizi atarak ve şu pırpırlar çalışarak devam edeceğiz. İki tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Bu son yaptığımız pırpırda geri dönüyoruz ve üstüne 3 tane pırpır çalışacağız. Şöyle bu zürafadaki pırpırda geri döndük pardon ve 3 tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Üstüne 3 tane pırpır çalışıyoruz. Tekrar aşağıda pırpır çalıştığımız zürafaya iniyoruz. Ve yanına bir tane daha pırpır çalışıyoruz. Tekrar zürafalarımızı bağlayarak devam ediyoruz. Bir, bu indiğimiz zürafayı sayarsak 3 tane zürafa bağlıyoruz veya araya 2 tane zürafa, 3. zürafada tekrar başlıyoruz hanımlar. Bu son zürafada geri döndüm ve 2 tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Son yaptığımız pırpıra geri dönüyoruz ve tepesine 3 tane pırpır çalışıyoruz. Aşağıdaki zürafaya inerek bağlıyoruz ve yanına bir tane daha pırpır çalışıyoruz. Tekrar zürafalarımızı bağlayarak devam ediyoruz. Üç ve çalışacağımız dördüncü zürafa olmuş oluyor. Bu iniş yaptığımızı da sayarak 1, 2, 3, dördüncüsünde geri dönüyoruz. Yani arada iki tane boş zürafa kalmış oluyor. Ve buraya iki tane pırpır çalışıyoruz. Geri döndük hanımlar, son çalıştığımız pırpırda üstüne 3 tane pırpır yaptık. Hemen alttaki zürafaya inip bağlıyoruz ve yanına bir tane pırpır çalışıyoruz. Ve zeminde devam ediyoruz. Bu şekilde sıralı alt zemini gidiyor hanımlar. Burada ipimi keserek bitiriyorum. Ve üstüne Keloğlanlarımızı da çalışıp tamamlayacağız inşallah.
Hanımlar, bu 3 tane pırpır çalıştığımızın ortasına ipimizi sabit, ortadaki pırpıra ipimizi sabitliyoruz. Şöyle kısaca 3 pırpırımız vardı. Ortadaki pırpıra sabitleyip buraya keloğlanımızı yapacağız. İlk küçük bir pırpırla başlıyoruz. Keloğlan modelinde çevirerek yaptığımız zaman daha güzel duruyor. Ben defalarca denedim ve çevirerek yaptığımız zaman daha sıralı ve güzel durduğu için mutlaka ben çevirerek çalışıyorum. İki, üç, dört, ve beş. Altı kere çevirdim hanımlar. En son bu ortadaki küçük ilk başladığımız pırpıra birlikte geri dönüyorum ve buraya zürafamı bağlıyorum. Ve bu şekilde ipimi burada kesiyorum hanımlar. Biraz küçük yapabildim. Diğer çalıştıklarım öyle değil. Tekrar deniyoruz. Ortadaki pırpıra ipimizi sabitleyip küçükçe böyle bir pırpır yapıyoruz. Çevire çevire. Keloğlanlarımızı yapıyoruz hanımlar. Mutlaka iplerimiz sıralı bir şekilde gitmeli hanımlar. Keloğlan'da bu çok önemlidir. Sıralı gitmezse düzgün durmuyor. Ve keloğlanımız güzel olmuyor. O yüzden mutlaka iplerinizin sıralı olmasına dikkat edin. Keloğlanın püf noktası hem çevirerek yapmak hem de ipleri sıralı bir şekilde kısa veya uzun olmaması şartıyla yapmaktır. Modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.